23 Nisan 2020 Almanya'da vaka sayısı 151 bini, ölü sayısı 5300'ü, iyileşenlerin sayısı ise 103 bini geçti. 4 Mayıs'tan sonra berberler ve kuaförler de özel önlemler altında açılabilecek. Bu önlemler neler? Bekleme sıralarının azaltılması, hem kuaförün hem müşterinin maske takması, saçların evde yıkanıp gelinmesi, aralara da mutlaka mesafe bırakılması, ayrıca randevulu çalışılması. Kuaförler Federasyonu da fiyatların bu nedenle 1,5-2 avro civarında artabileceği yönünde uyarıda bulundu. Herkes tabii kendi açısından haklı. Önlemler var. İşte fazla kişi alınamayacak. Kuaför fiyatları artacak. Sınırlar kapalı, mal gelmiyor. Et fiyatlarına zam. Eleman yok. Tarım zorda. Gıdada büyük artış. Her şeye zam. Herkes de haklı. Ama haksız olan ve herhangi bir zam almayanlar da var. Onlar kimler? İşçiler, emekliler, öğrenciler, sosyal yardımla geçinenler. Her şey artıyor ama bu grupların gelirlerinde herhangi bir artış yok. Dolayısıyla yaşam standartları da düşüyor. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri görüştüler bugün. 540 milyar dolarlık bir kurtarma paketinin çıkarılmasına karar verildi. 540 milyar avroluk. Aşırı sağcı AfD Almanya'da hemen karşı çıktı. Merkel destekliyor. Almanya'nın Avrupa'ya en yüksek miktarda katkı yapacağının bilincindeyiz dedi. Ancak ortak borç senedi, Eurobond çıkarılmasına ise karşı çıktı. Merkel salgınla ilgili de önemli açıklamalar yaptı bugün. Salgının sonunda değil, henüz başındayız. Yavaşladı, sağlık sistemini güçlendirmek için zaman kazandık ama aşı bulunana kadar virüsle yaşamak mecburiyetindeyiz dedi. NRV gibi bazı eyalet yönetimleri ise çok hevesliler. Hemen kaldığımız yerden devam edelim diye. Merkel aslında bir açıdan üstü kapalı olarak onlara da eleştirmiş oldu. Mesela NRV'de Mayıs ayından itibaren bu ibadetler serbest bırakılacak. Bazı düzenlemeler yapılacak öncesinde tabii. Önlemler alınacak. Bunlar henüz açıklanmadı. Avusturya'da da 15 Mayıs'tan itibaren ibadethaneler açılabilecek. Buradaki şartlar belki fikir verebilir Almanya açısından. Avusturya'da ikişer metre mesafe bırakılması gerekiyor ibadet esnasında. Her 20 metrekareye bir kişi düşecek şekilde ibadet edilecek. Katılan herkes de maske takacak. Berlin Belediyesi de bu arada oyun parklarını açıyor. Yani çocuk oyun parklarını 30 Nisan'dan sonra açmak istiyor. Ve bu konuda zaten Çocuk Doktorları Birliği de bir açıklama yapmıştı. Destek veriyorlar. Berlin'deki toplu taşıma şirketi de 4 Mayıs'tan sonra normal plan yeniden devreye girince bu durakların ve metro istasyonlarının daha çok dezenfekte edileceğini açıkladı. Önlemlerin gevşetilmesi konusunda Bavyera en temkinli eyaletlerden biri. Markus Söder Başbakan, dikkat eski günlere geri dönülebilir gevşetirsek diyor. Tabi siyasetçiler bir taraftan bunu söylüyorlar. Aman dikkat diyorlar. Diğer taraftan da dükkanları açıyorlar, okulları açıyorlar. İşte günde 4-5 bin kişi virüse yakalanırken her yer kapatıldı. Şimdi işte 1.000-1.500 kişi yakalanınca düştü diye yeniden açılıyor. Vaka sayısı yükselirse yine kapatırız deniyor ama yani yine kapatırsınız da işte o arada ölenler ne olacak? Siyasetçilerin sorumlulukları yüksek burada anlıyorum. Çok büyük bir ekonomik kriz başladı. Tüm dünyada hissediliyor. Maalesef daha da hissedilecek gibi görülüyor. Yani ABD'de örneğin işsizlerin sayısı 26 milyona geldi. 26 milyona dayandı. 6 kişiden biri şu anda bu sebeple korona sebebiyle işini kaybetti ABD'de. Almanya'da da Ifo Enstitüsü var. Münih'te ekonomi araştırmaları yapan bir kurum. Almanya'daki şirketlerle ilgili bir araştırma yaptı. Buna göre Alman şirketlerinin yaklaşık yarısı yatırımları erteleyecek. Kısa çalışmaya geçecek. Önümüzdeki günlerde işçilerinin bir kısmını işten çıkarmayı düşünen firmaların oranı ise hiç az değil %18. Yani sonuçlar oldukça ağır ama çözüm hep mi büyük şirketlerin tarafından bakılarak bulunur? Ek vergiler koyup işte birkaç ay daha kapanan işletmeleri destekleyebilir aslında Almanya. İmkanları buna el veriyor ama bunu yapmayı pek tercih etmiyorlar maalesef. Gerçi takdir ettiğimiz yerler de var. Azımsanamayacak destekler de verildi küçük işletmelere. 10 kişinin altında çalışan olanlara 15 bin, 5 kişinin altında çalışan olanlara 9 bin avroya kadar yardım ödendi. Gerçi çeşitli nedenlerle alamayanlar oldu. Can sıkıcı bir dolandırıcılık olayı var. Sahte siteler açıp işte yardımları kendileri almaya çalışanlar yüzünden ödemeler bazı eyaletlerde durduruldu. Şimdi yeni yardımlar ve destekler de gündemde. Son olarak örneğin Alman hükümeti
restoranlardan ve kafelerden katma değer vergisini bir yıl için %18 yerine %7 olarak tahsil edecek. Bunlar güzel ama bu büyük holdinglere, kartellere daha çok kredi muslukları açılıyor. Küçük işletmelerin daha çok kayrılması lazım diye düşünüyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü var, Dr. Hans Kluge. Uyarıda bulundu bugün. Önlemleri yumuşatırsanız ikinci dalga salgına neden olabilirsiniz dedi. Yani bugünlerde en büyük düşmanımız ihmalkarlık olabilir dedi. Ayrıca bu Avrupa'daki on binlerce ölüm vakasının yaklaşık yarısının yaşlı bakım evlerinde olduğunu ve bunun da ihmal sonucu gerçekleştiğini söyledi. Buralarda çalışan işçilerin haklarına da dikkati çekti. Düşük ücretler karşılığı uzun saat çalıştırılanlara daha iyi koşulların sağlanması gerekir dedi. Bir taraftan yayılma hızı düşüyor, ölü sayısı azalıyor, bunu söylüyoruz ama diğer taraftan da bu Avrupa'da ölüm istatistiklerinin net olarak belirlenemediğine ilişkin önemli eleştiriler var. İngiltere Sağlık Bakanlığı örneğin ölü sayısını az göstermekle suçlanıyor. Ülkedeki ölüm hızı son 5 yılda aşağı yukarı aynı oranda giderken bu sene birdenbire neredeyse 2 katına çıkmış. Tabii bu tüm korona vakalarının tespit edilmediği yönünde bir yoruma neden oldu. Aynı şekilde Türkiye'de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bu yönde net tespit yapılamadığı yönünde görüşler var. Tabii hastane dışında ölenler, evde ölenler, belirti göstermeyenler gözden kaçabiliyor bu noktada. Almanya'da ise ilginç bir durum, istatistik açısından net bir fark yok geçen senelere göre. Yani bu şunu gösteriyor, Almanya rakamları biraz daha kesin şekilde tespit edip açıklayabiliyor diğer ülkelere nazaran. Sağlık sisteminde süreci başarılı şekilde yürüttü şimdiye kadar. Ama bilim insanları hep şunu söylüyorlar. Almanya eğer önlemleri gevşetirse bu avantajı kaybedebilir. Yani sadece Avrupa'da da değil, özellikle Amerika'da, Afrika'da her yerde sıkıntılar var. Afrika'da örneğin bir haftada %40'ın üzerinde artış meydana geldi vaka sayısında. Yani bu kıtada sağlık imkanları da çok az, test sayısı çok az. Bu nedenle muhtemelen rakamlar çok daha yüksek ancak hepsi tespit edilemiyor. Fransa'da bir taraftan tüm perakende mağazaları açılacak, buna hazırlanılıyor. Maliye Bakanı 11 Mayıs tarihini verdi. 11 Mayıs'tan itibaren bu mümkün olabilir dedi. Mağazalar hangi bölgelerde açılacak, ülke genelinde mi açılacak bu henüz belli değil. Restoranlar ve kafelerse kapalı kalacak bir süre daha. Kısa çalışmaya geçenlerin sayısı 10 milyona yaklaşmıştı. Paris çevresinde ağırlıklı olarak yoksul kesimlerin, göçmen kesimlerin yaşadığı mahallelerde birkaç gündür polisle çatışmalar yaşanıyor. 2005 yılında da benzer olaylar yaşanmıştı hatırlarsınız. Banliyölerde röportajlar yapıyor basın, Fransız basını. İşte o çocuklardan biri şunu söyledi. Fransa'nın eşitlik ve kardeşlik ilkeleri bizi kapsamıyor. Böyle söyledi ve böyle hisseden milyonlar var. Sadece Fransa'da da değil, Almanya'da da, Amerika'da da, yani Türkiye'de de her yerde ülkeleri genel olarak dünyada elitler yönetir. Halk arasından birkaç kişi çıkar, onlara karıştıktan sonra hemen adapte olurlar. Yani amaç burada ekonomik ve sosyal sınıf atlamak olur bazıları açısından. Tüm sınıfın koşullarını yükseltmek değil. Bu elitler ve yeni elitler kendilerine bu plazaları inşa ediyorlar. İşte lüks arabalarla geziyorlar, güvenlikli sitelerde oturuyorlar, okullara gidiyorlar. Ama dünya içinde bir başka dünya, ülke içinde bir başka ülke, şehir içinde bir başka şehir kuramazsınız. İstediğiniz kadar kendinizi ayrıştırın. O siteden iş için, okul için, gezmek için illaki çıkacaksınız ve diğer insanlarla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla onların da eğitim, sağlık, barınma ve insanca yaşama ihtiyaçlarını dert etmek zorundasınız. Bunu onları sevdiğiniz için yapmasanız bile, kendi çıkarınız için, rahat uyuyabilmek için yapmalısınız ama yapmıyorlar. Yani böyle olunca da en ufak bir rüzgarda çok büyük olaylar patlak verebiliyor. Dün Almanya'da Türk profesörlerin öncülüğünde kurulan bir şirketten bahsetmiştik. İnsanlar üzerinde deneylere başlayacaklarını açıkladılar. Bugün de Türkiye'de bir grup bilim insanı hayvanlar üzerinde denemelere başlayacaklarını açıkladılar bir aşı için. Mübarek Ramazan ayı güzel haberlerle geldi. Bu gece ilk sahur, yarın ilk oruç. İnşallah bayrama çok daha güzel haberlerle girmek nasip olur. Bütün bunları geride bırakırız. Olan biteni de böyle acı bir tebessümle hatırlarız her şeyin sonunda. Herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Oruç tutanların oruçlarını Allah kabul etsin.
Bu Ramazan'da toplu iftarlar yasak, teravihler evde kılınacak. Ama birlikte olmak da bir Ramazan'ın en güzel taraflarındandı. O açıdan üzücü. Ama diğer taraftan da böyle gösteriş için 5 yıldızlı otellerde, işte lüks menülerle iş konuşanlar iftar sofralarına bu gibi görüntüleri alet ediyorlardı. O açıdan bunlar da olmayacak. Bu nedenle de çok fazla üzülmediğimi söyleyebilirim. Keşke bu mübarek ayı sadece oruç tutmaktan ibaret sanmasak ve yoksullara, ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olabilsek, bunun asıl özünün dayanışma ruhu olduğunu kavrayabilsek. Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz bu bayramı sadece çocuk bayramından ibaret sanıyoruz. Yani kaymakamların, valilerin koltuklarına 15 dakikalığına çocuklara oturtup gülüp eğleniyoruz. Ama bu bayram aslında 1929'da Çocuk Bayramı ilan edildi. O güne kadar sadece Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanıyordu. Dolayısıyla öncelikle Ulusal Egemenlik Bayramı'dır. Bir gün bir ressam Atatürk'e Sakarya Savaşı'nın tablosunu hediye etmiş. Tabloda Atatürk böyle yağız bir atın üzerinde çok gösterişli, görkemli kıyafetler içerisinde ressam takdir beklerken Kemal Paşa demiş ki aman bu resmi kimseye gösterme. Sakarya'nın değerini küçültmüş olursunuz demiş. Çünkü o günlerde böyle bırakın yağız atları işte gösterişli giysileri, kıyafetleri yiyecek ekmek bile zor buluyordu. Milletvekilleri tabildotla ranzalarda kalıyorlardı, tabildot yiyorlardı. Tek elbiseleri vardı. Bakanlar o elbiseyle resmi görüşmelere gidip geliyorlardı. Şimdi bu bayramı o nedenle böyle gülüp eğlendiğimiz bir şey olarak görürsek 23 Nisan'ın değerini küçültmüş oluruz. Tabii Atatürk'ün çocukları ne kadar çok sevdiği gerçeğini de değiştirmez. Çocukların içlerinden geldiği gibi hesapsız konuşmalarını, içten konuşmalarını çok severdi. Onlarla her fırsatta sohbet ederdi. Bir anısıyla bitirelim. Ankara'yı dolaşırken bir gün uçurtma uçuran çocukları görüyor. Onların yanına gidip birini çağırıyor, diyor ki senin adın ne? Yani Cemil adı çocuğun, Cemil diyor. Mektebe gidiyor musun Cemil diyor. Evet diyor. Ne okuyorsun? Her şeyi okuyoruz diyor. Peki ben kimim biliyor musun diyor. Cemil sen Gazi Paşa'sın diyor. Öyle deyince paşa duruyor ve şimdi olmadı diyor. Yani ben Gazi Paşa falan değilim, sen beni birine benzettin. Yok benzetmedim diyor çocuk. Ben iyi biliyorum, sen Gazi Paşa'sın. Peki nereden biliyorsun diye sorunca Atatürk, çünkü diyor Cemil, sana hiç kimse benzemez. Yani Gazi, bunun üzerine sen ne olacaksın büyüyünce diyor. Cemil de, ben asker olup eğer bir gün yeniden düşman bu topraklara girerse, senin gibi onları def edeceğim diyor. Gazi duygulanıyor. Çocuğu oyununa geri gönder, öpüp gönderdikten sonra milletin bağrından tertemiz bir nesil yetişiyor diyor. Ben bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.